δικό μου τους αξίζει είναι αυτό εδώ. Τίποτε άλλο. Έξω οι Τούρκοι και να τελειώνει η διαδικασία μαζί τους. Για να την κυβέρνηση της Ελλάδος, αλλά το έχουν οι ΜΚΟ και μάλιστα... Olayı izleyen, tüm vatandaşlarımızı sinirlendiren ve kızdıran Yunan vekil Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ben de bu çalışmamda geçmişe giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir Karşıyaka'daki Yunan bayrağı ile ilgili efsane olan o anıyı tekrar hatırlatmak istedim. Hepinize iyi seyirler. Tarihler 9 Eylül 1922'yi gösterirken şanlı Türk ordusunun ilerleyişi sürmekteydi. Şanlı Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nda aldığı ağır hasarlara rağmen durdurulamamıştı. Çünkü bu milleti devirmek sanıldığı kadar kolay değildi. İzmir'in kurtuluşu 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz Harekatı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarihi olaydır. Tabi bu olayın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk de İzmir'e gelir. Atatürk'ümüz İzmir'e geldiğinde kendisine konaklaması için Karşıyaka'daki İplikçizade Köşkü ayrılmıştı. Karşıyakalılar atamızı buraya davet ediyorlardı. İşgal döneminde Yunan kralı da burada kalmıştı. Bahsettiğim bu güzel köşk şimdilerde Karşıyaka Evlendirme Dairesi'nin tam karşısında yer alıyor. Yalıdaki 380 numaralı Çağlayan Apartmanı'nın olduğu yerde olan bu köşkün güzelliği anlata anlata bitirilemezdi. Atatürk köşke geldiğinde yerde Yunan bayrağı görür ve efsane olan o tarihi konuşma yaşanır. Her tarafı çiçeklerle bezenmiş bir otomobille Karşıyaka'ya gidip köşke girmiş. Bir de ne görsün, mermer merdivenlerde yere serilmiş kocaman bir Yunan bayrağı. Gazi Mustafa Kemal sormuş, nedir bu? Halk anlatmış, Yunan kralı bu eve girerken bu basamaklarda Türk bayrağını çiğnemişti paşam. Gazi kaşlarını çatmış ve şunları söylemiş. Hata etmiş, ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak bir milletin şerefidir. Ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenemez. Derhal kaldırınız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük sevgi, büyük saygı ve rahmetle anıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.